Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok gurur ve onur duydum sizlerle birlikte olmaktan. Hep Instagram'da, sosyal medyada veya televizyonda gurbetçi hayatı, gurbetçi kardeşlerimizin maceralarını izler gördüm. Ve açıkçası bu kadar zor olduğunu, bu kadar hasret çekilebileceğini ve bu kadar yalnızlık duyabileceğimi düşünmezdim. Bunca kalabalığa siz, yani her şeye rağmen insan evini, yurdunu, trafiğini, her şeyini özlermiş. Hele ki bir yoğun bakımda yaşıyorsanız, bir hastanede yaşıyorsanız. Buna en büyük sebep ülkemizdeki organ bağışının azlığı. Bizi buralara sürükleyen, bunca maceranın peşinde getiren organ bağışının maalesef azlığıydı. Ne hastane ne doktor yokluğu. Ülkemizde her şey tamam, her şey çok güzel. Her şey çok başarılı ki bizim ameliyatlarımızın hepsini Hakan Akın Türk gerçekleştirdi. Gurur duyuyorum, bir Türk doktorun ellerine emanet ettik. Ama bu organ bağışı sistemsizliği Türkiye'de inşallah Kartal bebeğin macerasıyla son bulacak diye umuyorum. Çünkü birçok bebeğe kalp nakli yapılmaya başlandı. Öncelikle çalışmalar zaten devam ediyor. Diyanet'le sürekli görüşüyorum. Çünkü Türkiye'de belki bunun ilk başta dinsel anlamda insanların içini rahatlatmak lazım ki yaptıklarının günah değil de büyük bir sevap olduğunu onlara göstermek ve anlatmak gerekiyor ve beden özgürlüğünden bahsediliyor şu anda ülkemizde. Bu beden özgürlüğüne müdahale değildir. Hollanda'da herkes şu anda doğuştan otomatik organ bağışçısı istemeyen gidip iptal ettiriyor. Bu sistem ülkemize gelirse inanıyorum ki çok daha rahat edeceğiz. Bize Hakan Bey'lik geldiğimizde Almanya dedi ki Türkiye'de olsam daha çabuk gelir sıra. Çünkü maalesef orada çocuk ölümü çok fazla. Ama bağış yok. Aslında yani burada Almanya'nın bu, yani burada Avrupa'nın organ bağışındaki başarısı değil aslında. Bizim organ bağışındaki başarısızlığımız. Burada o kadar az çocuk ölüyor ki Kartal yine 4-5 ay bekledi. Ve o kadar kötü bir hastalık ki çocuğunuza sağlık dileyemiyorsunuz. Çünkü sağlığın başka bir çocuğun ölümünden geleceğini bilmek duası da yok. Yani ben aylarca bu Allah'ın bir mucize ver, şifası neyse onu ver, yani kalbimizi ver diyemez. Bilemeyeceksiniz ki. Kalbi beni ver bana demek, hadi artık yani dile getirmek istedi. Bunun gibi saçma bir dua anne başka bir çocuk için nasıl isteyebilir ki yani. Ama çok şükür o soğukkanlılığımı hiç kaybetmedim. O benim huyum herhalde. Kriz anında çok soğukkanlıyımdır. Şu anda titriyorum. Dün de Hikmet Hanım'la konuştuk, inanamadı sesim. Kötülüğü bitince. Şu anda kötüyüm. Sudan çıkmış balık gibiyim. İnşallah yeni bir hayata adapte oluyor olmak. Almanya'da işte Türkiye'de ben bir iş kadınıyım. Yani müzik okulum var. Hatta Almanya'da eğitim görüp Türkiye'de kurduğum ve ilk ve tek okul öncesi müzik okulunu sahibiyim bebekler için. İnşallah buraya da o başarıyı taşıyacağım. İnanıyorum buradaki Türk annelerine faydam olur. Türk çocuklarına, hatta bir haberiniz yok. Başkonsolosu belediyeyle irtibata geçtik. Mülteci çocuklarıyla Alman çocukların entegrasyon çalışmasında bir yer alacağım inşallah. Müzikle. Giersen Belediyesi'yle görüştük ama sizin de onayınız olursa buraları da taşırız. Çok sevinirim. En azından gönüllü bile olsa bir işe yaramak istiyorum şu anda. Hastaneye gidip gelmek bile bir işmiş. Şimdi evde oturmak, ben yaratmadan duramıyorum. Türk kadınıyız biz. En kötü kurabiye, kek, börek yaratıyoruz. O bile bir şanslı. Valla ya. Bu küçümseniyor aslında. Ev hanımı falan deniyor ama hayır ya, ben sabah şu anda kalkıyorum. Ne zaman akşam oluyor anlamıyorum. Onu sil, onu süpür, çocuk ilaç falan derken bu bir mesai ve akşam sen ne iş yapıyorsun diyen psikolojik şiddet görüyor Türk kadınları. Türkiye'de genelde. Vallahi çok fena yapacağım. Ben bile kınadığımı yaşıyorum şu anda. Hafta sonu geldi, oh dinleneceğim, kocam eve geldi diyen anneleri kınardım. Ama ne yaptım ki bütün hafta, kendi içimden ben çok çalışıyorum ya, 7-24 yaşı kadınıyım ya. Hiç öyle değilmiş. Hem evde çalışmak, hem çocuğuna bir şeyler katmak, hem eşine hoş tutmak falan. Türkiye'deki en zor şey iş, ev hanımıymış. Allah tüm ev hanımlarının yardımcısı olsun. Çok konuşurum, benim mikrofonu vermeyin. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki sizlerle tanıştık. Tüm desteğiniz için bu süreçteki aradığınız, sorduğunuz, yanımızda olduğunuz. Tekrar inşallah ben de sizlere işte Almanya'daki hayatımda artık buradaki el ele. Evet. Burada bir macera başlıyor. Kısmet evet. Haziran'da kızımızla inşallah. Size katılacak. Her şey güzel olsun diyorum. Size geçiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
geldiğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için. Evet, dualarımız Kartal ve Kartal.